ve teşekkür ediyorum. Ve helallik almak için en azından hastanemize direkt... Hocamızdan Allah razı olsun. Selamun ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evvel bugün de yolcu edeceğimiz merhume Dilek Hanımefendi olduğuna, iyi bir insan olduğuna, iyi bir arkadaş olduğuna, ben kuzeniyim, dayım babası. Hamileydi zaten. Hamilelik döneminde işte aynı zamanda taş kum gibi arzlı, yani taş dökme, kum dökme gibi sıkıntıları da vardı. Hani Covid konduramıyordu kendisine galiba. Yani o ateşi ve ağrıları da onun, yani taştan dolayı olduğunu düşünüyorduk. Sonra birdenbire işte Covid olduğunu söylediler. 34. haftada çocuğu almak zorunda kaldılar. Oraya kadar her şey iyiydi. Hastanede de biz de iyi görmüştük o zaman. Bir gün sonra, ertesi gün sonra birdenbire yoğun bakımı aldılar. Yoğun bakımda işte aşağı yukarı tam 50 gün kaldı. En son pozisyonda işte akciğerin bittiğini söylediler. Artık akciğere hiçbir şey yapamıyoruz dediler. Sonra işte en son cuma günü akşamda kanama oldu. Beyin kanaması olduğunu söylediler. Biz de ilk gittiğimizde öldü diye gitmiştik. Sonra ben kendim yoğun bakıma girdim. Gördüm yaşadığını. Daha hastanede hani kalbi durmamıştı. Kalbi çalışıyordu. İşte dün akşam itibariyle kalbi de durdu. Tamamen vefat etti kendisi. Çok değerli bir insandı. Biz burada kimi göndersek herkesin işini koşa koşa yapardı. Ben gözümle gördüm. Erkek yani hastaları sakal tıraşı bile ettiğini gördüm yani. Öyle bir hemşireydi yani. Gerçek anlamda yani bu devlete, bu millete gerçekten yani katkı sağlamış insan. Kimseyi boşa geri çevirmez yani, kırmaz. Birisi geldi, hele garibansa hemen üstüne düşerdi. Yani çok iyi bir insandı. Rabbim mekan cennet olsun. Yani konuşmakta zorlanıyorum. Bebek iyi, sağlıklı. Bebekte bir şey yok. Bebek evde. Sağlıklı hiçbir şey yok. Çok güzel bir çocuk. İnşallah yani... Rabbim annesini aldı ondan, inşallah bundan sonra yani bebek için hayat çok güzel geçer. Annesi olmasa da babasıyla, diğer akrabalarıyla, annesi, anneannesiyle, babaannesiyle inşallah onlarla çok iyi bir hayat geçirir. Ya biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yani ben de o dönemde korona virüsüydüm. Ben de onunla beraber geçirdim. Ama ben sağlığıma kavuştum, geri döndüm. O hamilelik döneminde olduğu için birazcık ağır geldi ona. Yani çok üzüldük Dilek Hanım'ın vefatına. İlk hastalandığı zaman da çok üzüldük çünkü hakikaten insancıl bir insandı. İşini layığıyla yapıyordu ve birçok kişiye yardımcı oluyordu. Hastalarına çok özveriyle davranıyordu. Ciddi şekilde üzüldük. Yani hem bu şekilde vefat etmesi hem de yani bir çocuğunun doğum sırasında vefat etmesi gibi üzücü olaylar meydana geldi. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olur inşallah. Yani bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu biliyorum. Bir sağlık sorunu yok. Birkaç gün küvezde kalmış, birkaç hafta hatta. Sonradan sağlığı yerine gelmiş bebeğin. Ama ileriki durumu ne olacak? Allah bilir, Allah yardım etsin ona da.